Öncelikle merhabalar. İsmim Hüseyin Yılmaz. 1968 Kahramanmaraş doğumluyum. Kahramanmaraşlıyım. Tıp doktoruyum. 91 Ankara Tıp mezunuyum. Yaklaşık 91'den 2021'e kadar 30 senelik hekimlik geçmişimiz var. Hekimliğin değişik kademelerinde görev yaptık. Hem bürokraside hem aktif hekimlikte. Daha çok acil hekimlikte görev yaptım. Ambulans olsun, devlet hastanesi acillerinde olmakla beraber şu anda da artık emeklilik çağına geldik ve emekli olduk. Sünnet tabii çok değişik açılardan bakılabilecek bir olay. Birincisi İslamiyet'te hepimizin bildiği gibi sünnet-i seniyeyi işlemek. Bunun tıbbi anlamda da çok değerli olduğunu son dönem tıbbi çalışmalar çok net olarak göstermekte. Sünnet tabi sağlık açısından da çok önemli. Birçok enfeksiyon kaynağının önlenmesinde rol almakta. Bu açıdan hem sağlık hem de dini açıdan sünnet bir vecibedir, bir gerekliliktir. Çok da insanlar için faydalı bir uygulamadır. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi 2004 senesinde biz bu sünnet faaliyetlerine ben katılmaya başladım. Birçok ülkeyi gezdik. Başta Türkiye Cumhuriyetleri olmak üzere, ondan sonra Filipinler, Endonezya gibi birçok ülkeyi ziyaret ettik. Sünnetin ehemmiyetini, sünnetin gerekliliğini fevkalade bir şekilde hissettiler onlar da bu hizmetlerle beraber. Filipinler'de yaşayan Müslümanlar büyük ihtiyaç içindeydiler. Hatta orada bazı çocukların şunu söylediğini duyduk. O bizim için hakikaten çok da duygulandırıcı bir noktaydı. Bizim ülkemizdeki fakir halk, Filipin'deki Müslümanlar. Bizim ülkemizdeki insanlar bizden bu kadar çok para isteyip bunu yaparken bunlar ta Türkiye'den bilmem kaç bin kilometre, 10 bin kilometre uzaktan hiç para almadan bedava, ücretsiz mi bizi sünnet ediyor diye çocukların böyle bir söylediklerini duyduk ve de çok mutlu olduklarını gördük bundan. Tabii Filipinler'de biz 3 gün içerisinde yaklaşık 1500-1600 çocuğu sünnet ettik. Bir günde bir basket stadını düşünün. O stadın doluz çocuğu 4 kişilik ekibimizle ve Filipinli sağlıkçıların da desteğiyle beraber yaptık. Stadın dolu olduğunu görünce ve dışarıdan da o kadar talep ve istek vardı ki oranın bölge komutanı, bir de sıkı yönetim vardı o dönemde Filipinler askeri işi. Oranın bölge komutanı geldi dedi. Ekip başı olarak beni göstermişti arkadaşlar. Hocam dedi ne yapacağız? Bu çocukları bitirebilecek miyiz dedi. Orada da şöyle bir şey vardı. Belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı var. Dedim tamam biz yaparız ama şu saatten sonra sokağa çıkma yasağı var. Biz yerimize nasıl gideceğiz? Uzaktan gelip gidiyorduk. Siz dedi yeter ki bu çocukları sünnet edin. Sizin arabanızın başında ben olacağım dedi oranın bölge komutanı. O zaman tamam dedik biz de. Siz bizimle beraberseniz biz gerekirse sabaha kadar bu sünneti yapar bitiririz demiştik. Hakikaten gece saat 11 gibi falan bitirmiştik. Ve çok güzel bir organizasyondu. İhtiyaç var, çok fazla ihtiyaç var. Hem bu doğru yapılması önemli, hijyenik yapılması önemli. Bu hijyeni sağlayabilmek önemli. Ve sünnet olan çocukları doğru ve hijyenik bir şekilde yaptığınızda çocukların ertesi gün kalkıp yürüdüğünü, hiç böyle uzun süre yatakta kalmadığını gören aileler, ilk gün yaptığımız sünnette aslında kişi sayısı azdı. Bir 250 kişi falandı. İkinci gün onların etkisiyle bir baktık stadyum dolmuş. Bütün stadyum doluydu. Hatta içeriye girmeye zorla çalışıyorlardı. Öyle bir şey vardı ve hala oralarda ihtiyaç ve istek çok. Bizden bunu istiyorlar, talep ediyorlar. İnşallah yine çok sık bu hizmetleri de yerine getiririz. Bekleniliyor. Bu hizmetler orada bizden bekleniliyor. Abdülkadir Vıcıl, 1992 yılından beri sağlık sektöründe sağlık memuru, sağlık işletmecisi ve sağlık yöneticisi olarak birçok görevlerde bulundum. Halen bu görevlerimi devam ettirmekteyim. Okulumu bitirdikten sonra kendime göre bir hedefim var idi. İnsanlığa hizmet etmek, hayırlı hizmetlere vesile olmak gayesiyle kendimi bu konuda bir hedef çizmiş idim. Nasip oldu, sene 1998 yılında ilk Kazakistan seyahatimle birlikte Sağlık ve Sünnet Organizasyonu vesilesiyle yurt dışına çıkmış oldum. Orta Asya coğrafyasında Kazakistan, Özbekistan, Rusya coğrafyasında Moskova, Tataristan, Başkırdistan, beraberinde Ukrayna, Kırım, Tataristan ve Balkanlarda Makedonya ile birlikte Balkan coğrafyasını gezmiş olduk. Buralarda sağlık ve sünnet ile ilgili çeşitli
organizasyonlar yaptık. İFA Derneği'nin organizasyonunda Asya Pasifik ülkeleriyle birlikte Filipinler ve Endonezya seyahatim oldu. Burada sizlerle birlikte tanışmış olduk. Bir beyit var, bir dörtlük var, severim. Elde fırsat, başta devlet, yolda himmet var iken, tut elinden düşmüşlerin sana saadet yar iken, kimseye baki değildir mülkü devlet simüzer, bir harap olmuş kalbi tamir etmektir hüner. Mısralarıyla başlayan dörtlük, bana her zaman gittiğim coğrafyalarda bir öncü, bir heyecan verici unsur olmuştur. Bizler sağlık gönüllüsü olarak o coğrafyalara giderken sizlerle de İFA Derneği'nin organizasyonu olarak ilk defa biz ilk etapta Filipinleri bir kasırgalar ülkesi olarak bildiğimiz için tereddüt ettim aslında ilk giderken. İlk organizasyondu. İlkler her zaman zordur. O anlamda Filipinlere gidişi de 14 saat uçakta hiç ara vermeksizin havada olmuş olmak bizler için tabii biraz zor bir durum. Ancak Filipinlere gittiğimizde organizasyonu, yerel halkın resmi kesimin bizlere desteğini gördükten sonra orada bekleyen insanların sayısının, bu işlemi sünnet ve sağlık organizasyonu için oraya gelen insanların sayısının artık bizler için önemi yoktu. Sabahlara kadar çalışıp o işlemi bitirmek bizim için hedefti. Orada gönüllü çalışan diğer sağlık organizasyonu ekip arkadaşlarımla birlikte büyük bir stadyumda, kapalı bir alanda, kapalı bir mekanda çok uygun şartlarda sağlık hizmetini ve sünnet organizasyonunu gerçekleştirmiş olduk. Benim için Filipinler diğer coğrafyalardan farklı olarak, diğer coğrafyalarda görmediğim bir özellik olarak orada da arkadaşlarıma itiraf etmiş idim. Orada bu cerrahi işlemi uygulanacak olan çocukların masaya kendilerinin yatmış olması, kendilerinin hiçbir ihtiyaç gerektirmeksizin, yardım almaksızın masaya kendilerinin çıkmış olması beni en çok şaşırtan unsurlardan bir tanesiydi. Çünkü yaş grubu anlamında 2 yaşından itibaren 50 yaş, 60 yaşa kadar birçok yaş grubundan oraya gelmiş olan, bu işlem için gelmiş olan insanlar söz konusuydu. Beni gerçekten bu rahatlık çok etkilemişti. Bizler için de uygulayıcılar olarak orada hastaların rahatlığı, bizlere olan o teslimiyeti bizler için çok önem arz ediyor. Hem işlemin daha sağlıklı bir şekilde yapılıyor olması, hem de bu işlemin çok rahat koşullarda, hem sterilizasyon ve dezenfeksiyon şartlarında en iyi şekilde gerçekleştirilmiş olması anlamında bizi de çok şaşırtan hadiselerden bir tanesiydi gerçekten. Orada çocuklarımızdan bir tanesinin cerrahi işlem sonrasında kendi acısını ve kendi durumunu unutarak masadan kalktığında diğer çocuğundan elinden tutması, ona o sıcaklığı hissettirmiş olması, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını, gayet her şeyin normal olduğunu karşı tarafa hissettirmiş olması, onun cerrahi işlemini sonuna kadar elinden tutarak sonlandırmış olması beni ayrıca etkileyen unsurlardan bir tanesiydi. O çocuk aynı zamanda diğer bir iki çocuğa daha eşlik etti. Diğer taraflarda görmediğim, beni çok etkileyen bir husus olmuştu bu cerrahi işlemi uyguladığımız. Sünnet olan çocuğun diğer çocuklara, diğer arkadaşlarına yardımcı olması ve onların elinden tutmuş olması gerçekten çok etkilemişti bizi. Bu gönüllü organizasyonlarımızda sizlerin bizleri daveti, bizlerin de sizlerin davetine icabet ediyor olmamız gerçekten bir vesile olmuş olması anlamında bizim için çok önemli. Sizler olmazsanız, sizler bu işlerde, bu coğrafyalarda gönüllü organizasyonlar olmazsanız, gönüllü dernekler olmazsanız bizler de oralarda olmazdık. Bizler de oralara, o coğrafyalara ulaşamamış. Oradaki farklı kültürleri, farklı insan gruplarını, farklı etkileşimleri, farklı göz yapılarını ve bizlere bakan farklı göz ışıklarını görememiş, onların mutluluklarına ve huzurlarına, sevinçlerine şahit olamamış olurduk. Bu anlamda vesile olduğunuz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Her vesileyle sonraki hizmetlerinizde ve sonraki davetlerinizde de İFA davetine, İFA gönüllüsü olarak katılmayı, katılabilmeyi, katılma konusunda gayret edebilmeyi çok arzu ediyorum. İnşallah bir başka organizasyonda, bir başka organizasyon vesilesiyle bir araya gelmiş ve oradaki halkımızın, oradaki çocukların, oradaki insanların huzuruna, mutluluğuna, sevincine vesile olmuş oluruz.
Thank you.